Destur var mıdır beyim? Gelesin. Vergileri tahsil etmeye geldim. Hoş gelmişsin. Hoş gelmişsin. Biz de seni beklerdik. Yoktu. Tolga'nın istediği miktardaki altınları getiresiniz. Eyvallah beyim. İyi, vaktinde hazır etmişsiniz. Biz gecikmeyi sevmeyiz. Eyvallah. Destur! Destur var mıdır? Gelesin Bamsı Bey. Peki ya, Tolga'yı nasıldır? Asilerin baş eğdiğini gördükçe daha da iyi olmaktadır. Maşallah. Maşallah. Dedem Süleyman Şah'ın kazalarından. Bunlarsa babam Ertuğrul Gazi'nin kazalarında. Yeğenim Bay Hoca'nın kanı vardır bu altınlarda. Ağabeyim, Savcı Bey, Görklü Abdurrahman Gazi'nin, tüm şehitlerimizin, hepsinin kanı vardır bunlarda. Sen bu altınları benden almak istersin. Öyle mi? Buyurasın. Buyurasın.
Büyükten haraç istemek. Aslanın avına göz dikmektir. Aslandan alacağı haraç. İşte budur. Gelsin. Beyim. Elçi sana Sultan Alaaddin'den haber getirmiştir. Gelsin hala. Osman Bey. Sözüm Ali Selçuklu hükümdarı Sultan Alaaddin'e aittir. Sözüm onun sözüdür. Kayının beyi, uçların hamisi Osman Bey. İşitirim ki gölgem olduğunu unutup başına buyruk iş edersin. Kulağın sözüme sağır, dilin saygıdan yoksun. Şimdi de Yenişehir'i almak istemişsin. Buna iznim yoktur. Sözüm bir kez daha çiğnenir ise Konya'dan kalkan bir ordu seni çiğneyecektir. Bu da sana son sözümdür. Sultan Alaaddin'in kelamını işittim. Ama ben bir ulak çıkarmayacağım. Sultan Alaaddin'e benim diyeceklerimi bizzat ileteceksin. Kayı Obası hiç kimsenin gölgesi değildir. Konya'da böyle bir devlet mi vardır ki gölgesi olsun? Kayılar, Kızılbeyoğlu ve cümle uçtaki obalar hepsi benim hükmümdedir. Şimdi Sultan Alaaddin'e iletesin.
Seni şehre almaya giderim. Ve döndüğüm vakit İnegöl'de kendi adıma hutbe okutacağım. Ve kendi sikkemi bastıracağım. Uçlarda sancağı kim tutarsa hüküm de gayrı ondadır. Geldiniz. Yoksa Turgut Bey ile ticaretimize engel... Kes! Türkmenlerin kaçırılan çocuklarının akıbetini demeye geldim. Obama hücum et. Alplerime kıyan soysuzların başlarına neler geleceğini demeye geldim. Bize kaldırılan elleri kesmek adetimiz. Bize doğrultulan pusatları kör etmek töremizdir. Taştan kaleler, zırhlı askerler. Hiçbiri benim gazabımdan sizi korumaz. Sancaklarıma kellenizden süs yapacağım. Başına gelen her şeyde kaleme gelip benden hesap soramazsın. Bende çocuk yok. Askerlerim arasında benim kalemde sözlerine dikkat et. Buradan nasıl çıkacağını düşünüyorsun? Haydi! Türk! Huttan farksız, pusattan keskin. Ben ki namlı Ertuğrul Gazioğlu Osman Bey. Haydi! Haydi davranasın. Lakin sende beni öldürecek yürek yoktur. İndi bu kaleden. İstediğimi almış olarak çıkacağım. Kurdun koyun ağlından çıktığı gibi. Thank you.
Seni ben değil, o çok sevdiğin Türkmen çocukları öldürecek Osman. İyi birer Hristiyan olduklarında karşına dikilecekler. Bakalım o zaman da böyle büyük laflar edebilecek misin? Merak ediyorum. İçeri neylere gireceksiniz beyim? Sultan izin vermeden konuşmayasınız. Konuşurken de sultanın gözüne bakmayasınız. Devlet adamıdır. Sultanımız kapının diğer tarafındadır. Kapı! Hediyelerle gelmiştin Osman Bey. Bize hilat gönderen sultanımıza ellerimiz boş gelmeyelim dedik. Bu sandıkların içinde topraklarımdaki Türk beylerinin hediyeleri de vardır. Bu nedir? Sizden çok evvel bu kutlu tahta oturan Sultan Alaaddin'in babama hediyesidir. Neden bu sultanımızın kıymetli hediyesini bana verirsin? Bu hediyenin kıymeti üzerindeki kıymetli taşlardan ötürü değildir. Sultan Alaaddin'in ihya ettiği devletimizin büyüklüğündendir. Sizde kalsın istedim. Sizde kalsın ki devletinizin büyüklüğünü her daim hatırlayasınız. Vali Yargıcı. Demek Togay'ın Gökbörü dediği başına buyruk Osman sensin. Vali Yargıcı, varlığınızı da şereflendirdiniz. Osman Bey'e bizzat soracaklarım vardır. Togay'a il olma sözü verip elçimi öldürmüşsün. Bunun bedelinden haberin var mı Osman Bey? Bu hadisenin aslı astarını öğrenmek isterim Osman Bey. Elçi diye gönderdikleri sinsi yılan otağında sakladığı hançeriyle beni öldürmeye teşebbüs etti. Yalan söylersin. Sultanım, bana öyle gelir ki haddini bildirip Togay'a gönderdiğim elçiyi Togay öfkesine yenilip öldürmüş. Togay orada. Varın gidin ona sorun. Ben otağımın namusunu ve bey olarak canımı korudum. Onun kellesini almam icap ederken canını bağışladım. Bundan ötesi gayrı benim meselem değildir. Elçim senden vergi alamayacağını işittiği için mi canına kastetti? Sultanım, bilirsiniz ki elçiye zeval olmaz. Ya vergi? Vergi ne olacak? Gelip
kanınızı döküp canınızla birlikte mi almamı istersin Osman Bey? Ola ki asilik edip vergini ödemezsen senin canını da malını da almak evvela benim vazifemdir bilesin Osman Bey. Sakın ola, aksi istikamette bir karar almayasın. Kendi kanımdan soylu bir beyin kanını almak mecburiyetinde beni bırakmayasın. Osman Bey'e diyeceğimi dedim. Sizin bir diyeceğiniz var mı, Vali Yargıcı? Belki de Gökbörü'nün dişleri nökerlerime kastetmeden burada işini bitirmek en doğrusu. Gökbörü'nün başını küçükken ezmek ya da ezmemek. Bey Hatun'un buyruğu aşikardır, Vali Yargıcı. Önce vergi altınları, sonra düzen. Altından da düzenden de vazgeçmek olmaz. Altınla canını kurtardın Osman Bey. Sultanına şükret. Togaya vergini tez öde. Yargıcı! Ben vergimi Togay'a değil, sultanıma ödeyeceğim. Mesuliyeti bendedir, Vali Yargıcı. Ben hazineme girecek verginin kimden geldiğiyle değil, vaktinde ödenmesiyle alakadarım. Yalnız ola ki vergi tahsil edilmez, o vakit, işte o vakit bedelini senden sorarım Sultan Mesut. Başka bir diyeceğim var mı Osman Bey? Sultan Alaaddin'in hançerini yanlış ellere teslim etmişim. Müsaadenle Sultan. Osman Bey. Dile gelen ne varsa söylenmiştir Sultan. Yüreği diyemediği içimizde kanasın. Hayır, hayır. Bundan sonrası Allah'ın takdiridir. Kelamını tezinden diyorsun. Osman Bey, davetli olduğunuz düğünde Tekfurları öldürüp Bilecik'i aldınız. İmparatorumuz Yüce Andranikos sizlerden bunlar için büyük bir tazminat istiyor. Fakat görüyorum ki işler iyice çığırından çıkmış. Aya Nikola esir. İnegöl işgal edilmiş. İşgal değil. İşgali sizin gibiler der. Fetih diyeceksin. Fetih diyeceksin elçi. Her neyse. Konstantinopolis'in sözcüsü olarak sizlerden 8 araba altın, İnegöl ve Bilecik'in teslimini ve son olarak Aya Nikola ve askerlerinin
serbest bırakılmasını istiyorum. Eyvallah. Sen sözünü özünden dedin Elçi. Ben seni işittim. Ama sen de beni işitesin. Bilecik'i de, İnegöl'ü de fethettik. Ne yağmacılık yaptık, ne de masumların canına kıydık. O sebeple burası bizim pusat hakkımızdır. Değilse imparatorun dahi gelse benden kimse alamaz. Yangına körükle gidiyorsun Osman Bey. Eminim bir orta yol bulunabilir. Yol dost doğru yürüyenlerle yürür. Yolundan çıkmışlarla değil. İmdatçı. Kaleler benim elimde. Etrafındaki köyler de benim mülkümdür. Ha, eğer askerlerini almak istersen o vakit altın karşılığında hepsini salarım. Ama Nikola hariç. Nikola'yı alacak altın Konstantiniyye'de dahi yoktur. Şimdi İznik, Bursa, Konstantiniyye. Eğer bizimle ticarete devam etmek isterse her yıl benim obama 8 araba altın getirecek. Aksi halde şark pazarı garp pazarı için biter. Çok yanlış. Bu söyledikleriniz kabul edilemez Osman Bey. Kabul et diye demedim. Bu benim teklifim. Osman! Birkaç kale fethettin. Birkaç tekfur öldürdün diye senin gözün kör olmuş. Sen şunu unutma. Sen hala küçük bir Türkmen beyisin. Ve ben dev bir orduyla üzerine geleceğim. İşte o zaman kaçacak delikanlı. Romanos. Seni kalede değil, meydanda bekliyor olacağım. İstediğin orduyu diz. Ben ve yiğitlerim her daim karşına çıkmaya hazırız. Şimdi iyice düşün. Sonra kararınızı verirsiniz. Ne diyor sizi buraya çağırdı bilir misiniz? Bu kilisenin son yurdudur. Bizde fetih adettir. Kalenin en büyük ibadethanesi camiye çevrilir. O sebeple son duanızı edin. Evlatlarınızı size sağ salim getireceğim. Müştası Ezbayın. Yüreğinizi ferah tutun. Şimdilik selametle. Osman Bey! Durasın! Hesap vermeden mi geleceksin?
değersin Yakup Bey. Eğer evladımın teline zarar gelsin, andolsun önce senin, sonra tebaanın canını. Hayır, devam edesin. Devam edesin. Devam edesin de giden kafirden farkın kalmaya. Osman Bey, altınlar sende mi? Velev ki bende. O altınlarda nice masumun hakkı vardır. Ama siz canınızdan korkup haraç dahi verirsiniz. Adının eli değilmişsin Candar Bey. Biz kendimiz için mi korkarız zannedersin? Evlatlar için korkarız. Deva için korkarız. Ölümden korkan hür kalamaz. Hür olmayan da ölüden farksızdır. Peki ya evladını cenk meydanında şehit verdiğinde yüreği sızlar mıydı? Yoksa gurur mu duyardın? Şehadet en yüce mertebedir elbet. Ama hani cenk? Nerede meydan? İşte cenk! İşte meydan! Zalimler bizi boyunduruğu altına almaya çalışır. Ama nice yiğitler buna karşı çıkar. Bu işi halledeceğim. Nasıl? Naiman'a altınlarını bulup vereceğim. Ve evlatlarınızı size geri getireceğim. Hiç tasa etmeyin. Dediğin gibi olsun Osman Bey. Dediğin gibi olsun. Dediğin gibi o altınlarla bir alakan olmasın. İçiniz ferah olsun. Yüreğiniz mutmain olsun. Onları size getireceğim.